Günaydın dostlar, bir selam verin. Günaydın. 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 Günaydın arkadaşlar, saat 5. Ay 6.30 olmuş pardon. Biz Alaçatı'ya gidiyoruz, bayram tatili. AKA yaz tatili. Küçük bir tatil ama yani çok az, küçük 3 gün falan. Yaz tatiline gidiyormuş gibi giyinmiş olabilirim. Daha çok, daha ziyade okul kaydımı yaptırmaya gidiyormuş gibi giyinmiş olabilirim. Çünkü kafam çok karışıktı, hiç uyumadım. Kışlıklarımı kaldırıp yazlıklarımı yerleştirmek gibi bir saçmalıkta bulundum ve bütün gece uyumadım. Ama sonuç olarak buradayım. Evet, tanıştırayım size Andrea. Memnun oldum gençler. Andrea. Memnun. Neden Andrea? Neden Andrea? Sosyet ikisi. Çok özlem duyulduğu için çok onunla da özlem arkadaşlar. Özlem kim? Özlem'i anlatayım. Özlem benim liseden arkadaşım. Öyle sıradan normal bir arkadaşım yani. Hiç övünce önemli falan değil. Gayet tatlı. Lisenin ilk günden beri arkadaşım kendisi. Beni dünyada en çok güldüren insanlardan biri. Umarım sizi de güldürecek. Ama ya yaşamanız lazım abi. Sabah sabah geldik, kahvelerimizi aldık. Arkadaşlarıyla karşılaştılar falan. Alakasız. Sabah ne yaptık? Dünya çok ama çok küçük. Şu bayram tatilinde lütfen şu beachleri biraz rahat bırakın. Tamam, bütün hoppa mekanlar sizin olsun. Hiç biz gitmek istemiyoruz. Öyle localı, şişaştırmalı. Doğru mu söylüyorum? Ben istiyorum. Ağzında yumruk. Aa, yani böyle burana böyle boyayla yazacağım. Bir şeyler yazmak istiyor musun? Şey yazacağım, Özlem yazacağım. Sonra buraya da Cans yazarız. Hani böyle Instagram kanka ismimizi yazalım istersen. Ay çok güzel. Kolay olur. Bunları alıyorsun. Ha. Sonra içine üçü bir arada koy, karıştır. Sen öyle mi yapıyorsun Star? Tabii. Bazen ama ikisi bir arada, bazen üçü bir arada. O anki keyfime göre. Bazen canım şeker isterse şekerli. Şekerli. Bu yol niye kırmızı? Starbucks'taki Adamada'daki bebeğim var. Güzel yol. Maması için sıcak su alabilir miyim bir bardak? Al sana bedava. Al sana kar. Özlemle makul fırsatlar. Starbucks'ta şöyle bir şey var. Bir tane filtre kahve paket satın alınca onu istediğin kadar demlettirebiliyorsun diye biliyorum ben. Ben 14 bardak da alabilirim o zaman. Aynen, istediği kadar alabilirsin gibi biliyorum. Yani yanlışsam düzeltin. Peki bir şey bizi düzeltin de rezil olmayalım. Velev ki ben sana inandım. Gittim. 10 tane istedim. Çılgınlık bu ya. Adam da bana dedi ki kardeşim dedi 80 lirayı ver. Ben ondan sonra seni nereden bulacağım? Biz denemeden önce siz deneyin dedi. Ben bu riski göze alamam. Ben de bu riski göze alamam. Yok. Ama başta 2 tane. Ben öyle biliyorum. Bunlar ne kadar kaldı Andrea? Daha çok mu var? Abi, bir şey diyeceğim, Surt'ta ne yiyeceğiz? Nasıl tost? İskender yemeği ne dersin peki? Bursa'da sabah 6.42. İskender Bursa'da güzel değil ya. İstanbul'da daha güzel yapan yerler var. Bak başladı gene. Ay taş olursun be oğlum. Arkadaşlar biz okulun lisede kilolu kızlarından. Ay evet. Bütün zayıf kızlara bakıp şey derdim. Yani bu zayıf olacağına ben olsaydım. Evet, neden bu zayıf da ben değilim? Neden bu beden eğitiminde eşofman giyebiliyordum ben giyemiyorum? Ay koskoca lisede eşofman giyemeyen ikili bizdik. Evet, okulun kendi eşofman takımı vardı, biz giyemiyorduk arkadaşlar. Ve biz diyorduk ki biz çünkü cool olduğumuz için. Aynen, biz diyorlardı ki siz niye giymiyorsunuz? Biz de işte ay okulun kurallarına mı uyacağız? Herhalde yani biz gidip kendimizi aldık diyorduk. Halbuki kilodan ve ağırlıyorduk. Olmuyordu o. Ama işte cool'luktan abi biz okul kurallarına uyacak değiliz. Zor bir çocuk. Ben uyumam. Çok zordu. Çok zordu. Her teneffüs pas yerine devam ettik ama o eğlendik yani. Elimizden kimse tutmadı yani. Dilara Koçak olur ya da ne vardı o zamanlar. Sonunda hayalini kurduğumuz şeylerin biraz fazlasına ulaştık. Abarttık mı? Ben abarttığımızı düşünmüyorum. Herkesin bireysel bir tostu olmalıydı. Of ya. Herkesin bireysel bir tostu olmalıydı. Yayık ayranı içemediğimi üzgünüm ama. Çünkü çok erken. Bir 5-6 saat sonra olsaydı içerdim. Hadi ben tostumu yiyorum. Otelimize geldik arkadaşlar. Alaçatı'dayız. Her zamanki gibi Pop'tayız. Yeah. Burayı o kadar çok seviyorum ki evim gibi hissediyorum. Bu havuzu arkadaşlar. Bu da böyle avlusu. Kahvaltınızı böyle aşağıda yapıyorsunuz. Bizim odamızı size göstereyim. Bak 4 numara. Bak. Böyle giriyorsun.
Merdiven var, ıskıtı da var. Aslında 3 kişi bile kalabilirsiniz yani burada. Böyle yüksek tavanlı. Bak banyo, 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 yo yo. Gerçekten de çok tatlı bir otel. Sahiplerini ben inanılmaz seviyorum. Artık aile gibi olduk. Geçen sene Tulu VC ile gelmiştim. Hatırlıyor musunuz? Bu sene Hazım'la geldim. Özlem'le Andrea başka bir otelde kalıyor. Burada yer yok çünkü bayram. Bayram. O zaman ben hazırlanayım. Özlem beni dönmeden denize gideceğiz. Hemencecik. Bikinilerim de gerçekten yani 3 günlüğüne 28 tane bikini, karar veremedim. Ne yapayım? Arkadaşlar yani çok geç kaldık biliyorum. Saat 3 falan şu anda ama yine de beach'e girdik. Tabii ki hiçbir yer olmayacağı için emekli mekanımız olan bir beach var. Copacabana diye. Denizi göstermek istiyorum size. Bu denize ben nasıl gireceğim bilmiyorum. Tebrikler yani. Gerçekten surf tahtamı getirseydim. Ah, o kadar soğuk ki. Ah, ah. Bu denize nasıl girecek ya? Ah. Vlogların aranan yüzü, Hazım Başaran sonunda bulundu. Arkadaşlar i̇şte özlediniz mi? Ben özledim. Tabii ki de özlediniz. Uzak ilişkiyle ilgili ayrıca bir 48 dakikalık video çekmek isterim. Zira çok zorlandım. Anlatacağım bir sürü şey var ama biraz da özel hayat diye. Hiç anlatmasam mı diyorum. Şimdi hemen yemeğe gidiyoruz. Bugün gittiğimiz yer Altınkum arkadaşlar. Altınkum çok ama çok dalgalıydı. Çok keyif alamadım. Biraz serseme döndüm açıkçası. Şimdi Tuna ve eşiyle yemek yiyeceğiz. Tuna Otel Pop'un sahibi. Özlem'le Andrea'yı da biraz baş başa bıraktık. Biz daha ağzımda bir ara baş başa kalırız herhalde diye düşünüyorum. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Yarından sonra... Ya ben hayatımda bu kadar sallanmamazlık yaşamadım. Roka Bahçe arkadaşlar. Yani keşke tavsiye etmesem ve herkes keşfetmese. Böyle bir lezzet görülmedi. Gidiliyor, gidiliyor, gidiliyor. Efsane. Efsane. Ya çok kolaydı çünkü çok ezberlemen gereken şey. Merhaba Tuna. Merhaba Cansu. Merhaba Ezgi. Merhaba. Arkadaşlar bu ikili Otel Pop'un sahibi. Ve çok tatlılar. Hep onlarla olmak istiyorum. Görüşürüz. Kapatıyorum. Tunaların yanından Özlem ve Andrea'nın yanına geldik. Onları biraz baş başa bırakmıştık. Romantizm yaşarlar diye. Yaşadınız mı? Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Her şey yaparsınız herhalde. Özlem bizi çok özledi. Sürekli yazıyor gruptan. Neredesiniz? Neredesiniz? Birbirimize, ben sebebini anlatıyorum, birbirimize girdik. Ne oldu? Eski defterler açıldı. Bir de zaten sürekli deniz ürünü söylüyor. Bir tane bile sürekli yoğurtlu bir meze söylemedi. Neyse ki mekandaki garsonlar anladılar ki ben biraz sinirleniyorum. Bedava tatlı verdiler, sesimi kesim oturdum. Ama bedava tatlı da ne bedava verdim. Tatlı. Fava'dayız arkadaşlar, Alaçatı. Evet. Böyle bir leblebi tatlısı var. Oo, çok iyi, çok. Yani leblebi dondurması gibi. Arkadaşlar keyfiniz yerinde, nasıl geçti gece? Güzeldi. Özlem'e rağmen mi? Özlem'le baş başa her vakti çok güzeldi. Kaç para veriyorsun bu çocuğa? Görüyorsun çok değil mi? Güzel. İşte ağzım, sen hayır, niye böyle konuşmalarda bulunmuyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Bu tatlıyı kim yaptıysa ellerine sağlık. Zaten belli yemem. Belli yani. Bakar mısın tabağı nasıl kazıdın? Günaydın. Efsane kahvaltı ve ağzım başladı bile. Bir video çekeceğim, elleme dedim. Hemen başladı. Arkadaşlar selam. Momo'dayız. Momo Dalyan diye bir yerdeyiz. Geçen sene de gelmiştim. Hazım Bey de tişörtüyle. O kadar beyaz ki gölgede tişörtüyle oturuyor. Çocuğa yüz kremi veriyorum. Her yerine sür diyorum. Evet. Omuz kremin var mı diyor. Omuz kremi diye bir şey olmadığını ona inandıramıyorum. Omuz kremi ama istiyor. Ama bu inanmışlık. Ayrı satılan bir şey olduğunu düşünüyor onu. Momo'yu beğendik mi Özlem? Güzel ama çok kalabalık. Şu an kalabalık aslında biliyor musun şey değil. Hani hınca hınç da değil. Hayır. Öyle de değil. Böyle güzel içecekler var. Böğürtlenme frozen falan. Çok şekerli be. Meyvenin kendi şekeri var ama. İnandım. İnandım tabii. Gayet güzel bir tatil oluyor. Nasıl? Başarılı mı? Başarılı. Akşam da yemek rezervasyonumuz var. Keyif. Bayram keyfi. İyi bayramlar dostlar. Bu arada siz bunu izlediğinizde bayram bitmiş olacak. Evet. Ama geçmiş bayramınızı kutlamak isterim. Bu arada hakikaten evcil hayvanınıza da gelebiliyorsunuz buraya. Aa evet. Onu sevdim. Keşke Lila'yla gelebilseydik. Lila ne yapardı mı burada acaba ya? Güneş... Denize soksana. Şurada şöyle ters dönse kumda. Ay nasıl güzel olur anneciğim. Tam sendik. Güneş çok sever o. Yemekler geldi bakın. Mantının üzerinde karpuz var arkadaşlar. Bu geçen sene olay olan bir olaydı. Konuşulmuş bu bayağı ama bayağı lezzetli.
Biz de çok fit insanlar olduğumuz için böyle bir şey söyledik. Çünkü fit tabak. Çünkü biz genelde böyle besleniriz. Çantam alacağım bahanesiyle bir öpücük kondurdu. Restoran öbür tarafta olduğu için ta oraya gitmek istemedik. Buraya ne geliyorsa onu söyledik. Tatilde. Yani hiç kimse beni çekmiyor. Hep ben böyle kendim çekiyorum. Aynen. Biz Özlem'le bayağı mağduruz. Biz birbirimizi çekiyoruz. Erkekler hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Yatmak istiyorlar sadece. Neden hiç vlog çekmiyorsun benimle? Biraz unutmuşum ben vlog nasıl çekiliyor. Ya. Bu birinci neden. İkinci neden de hep acıktığım zamanlar vlog çekiyorsun. Böyle inanılmaz. Ben böyle bir yalan duymadım ama ya. Olduğum zaman. Ben gerçekten böyle bir yalan duymadım. Biraz da ben çekeyim ben. Ha şimdi çek. Evet arkadaşlar. Şimdi istemiyorum ben. Şimdi de ben istemiyorum. Arkadaşlar merhaba. Sonunda videom çekiliyor. Yaşasın. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ben teşekkür ederim. Bu senin güzelliğin. Ondan sonrasında Ferdi Baba'ya geldik Port'ta. Alçatı Ferdi Baba Port'tayız. Hemen ben kişi hemen tanıtımlarını ben yapıyorum. Kişi burada tanıtımlarımızı yap. Özlem Orhan. Yemek yerken yakalandı. Asla yemem. Normalde hiç yemek yemek. Aslında bir prenses. Evet burada. Andrea. Özlem'den. Yalnız herkes yiyor. Yine ben geride kaldım biliyor musun? Evet tamam. Ben bunu bilerek yaptım. Ağzım yine mezelerden elendi diye. Hemen giriyor. Özlemciğimle aynı üstü farklı şekillerde yorumladık. Ben böyle yorumladım. Ben de arkadan da bağımla gönderdim. Vallahi linkini falan bulursam aşağı koyarım. Bugün son gecem ya. Yarın biz Hazım'la Bodrum'a gidiyoruz. Biraz Hazım'ın ailesini ziyaret edeceğiz. Beni de bekliyorlarmış. Ondan sonra birazcık family time. Yalnız bir şey soracağım size. Yazmaz değil ha. Çok soğuk yani. Günaydın halk. Günaydın. Günaydın halkım. Buongiorno. Günaydın. Son günümüz. Kaldım dün gece bir anda kıpkırmızı oldu geçmiş hep ama. Hep sen vlog çekerken alerji oluyorum farkında mısın? Ne zaman oldu ki bu bir daha? Amsterdam'da olmuş. Öyle mi? Dilim şişim. Aa evet dilim şişim. Ben gülmüştüm. Bir geldim. Böyle buraları kıpkırmızı şuram, oldu. Şuram. Neden oldu bilmiyorum. Ben birazcık sorularımla onu sıkıştırdım gece. Biraz darlandı ondan da olmuş olabilir. Olur mu hiç öyle şey? Senin soruların hiç beni darlar mı? Yalancık, yalancı konuşma. Hiç ilgilenmiyor benimle arkadaşlar. Vlogtan vlogu. Ya vallahi insanlar inanacak yemin ederim. Kamerayı bırakınca yok yani başka bir insanım sanki. Ben nankörlüğümün böylesini görmedim Hazım. Mis. Biz niye böyle giyindik? Ben sana yukarıda söylemiştim ama yine anlamadın onu. Yine anlamadım. Hem de normalde de anlamıyorum zaten. Seni yine anlamadım. Evet. Sen insanlara güneş kremini nasıl sürdüğünü göstermek ister misin? Cansu genelde kendi kremini fazla sürdüğü için kendi yüzüne. Ben de alıyorum Cansu'nu. Biz böyle. Güneş kremini böyle sürüyor. Böyle. Benim yüzümden araklayarak. Çok çok komiksin ya. Cik cik cik. Yapma da onu. Seni şu an bu havuza atsam ve kamerayla birlikte hayır, ıslansam. Sakın. Hiç istemediğim bir şey. Hı. Aynen. Hiç ben öyle şeylerden hiç hoşlanmıyorum şu anda. Çok fena giresin geldi buraya. Aynen çok güzel. Gireriz kahvaltıdan sonra. Ağzım boyozu gömdü bile. Andre'ye gidip boyoz aldı. Bütün Alaçatı da aradı ama aldı. Özlem de sosyal medyası için çalışmalarda bulunuyor. Evet arkadaşlar selamlar. Tekrardan bizlerle birliktesiniz. Bugün kahvaltımızı beraber yaptıktan sonra biraz beraber takıldık. Ay vlog çekmeyi unutuyoruz. Yemek ve yüzme arasında girip geldiğimiz bir vlog olduğu için bugün herhangi bir deniz kenarına gitmedik. Otellerde, havuzlarda takıldık. Hafiften takıldık bu arada hani kenarlarda, köşelerde havuzlara ayaklar sokuldu. Kahveler içildi. Kahveler içildi, muhabbetler edildi. Zaten biz yola çıkacağız saat 3. Şimdi geldik kumru yemeğe. Kazım kumru diye çıldırdı. Kahvaltıdan ve 2 gündür kumru konuşuluyor. Adımını attığından beri. Çeşmeye gelmeden. Kumru. Evet çeşmeye gelmeden bir ses kaydı atmıştı. Ben yoldayım ama acaba kumrucu da buluşsak mı? Bu tatilde ben kilo aldım. Ben de aldım. Baksana kolları böyle yapıştırınca sibelcem olur.
Bak bak kolları. Bak poz verirken kolları asla buraya böyle yapıştırmayacaksın o zaman. Şöyle açacağım. Ben biliyorum. Böyle yapacağım. Yapıyorum ben bilen bilir. Evet. Havuzda da görmüşsün. Aynen abi. Aynen gördüm. Havuzda bir poz verdiriyor bana. Kanka hayır öyle durmayacaksın. Öyle basenin çok kalın çıkar falan diyor. Ağzım gerçekten tişörtle havuza giren turistler gitsin ya. Kim bilebilirdi ki o turistlerle çocukken dalga geçerken bir tanesiyle de ben birlikte olacağım. Ada çocuğu ya. Kumrucu cevap nasılmış? Şimdi daha yorum yapamıyorum. Neden? Hayır onu şu an bak. Ha, ne deniyor var ya gırtlakta. Anladım. Sesimi duyuyor musun? Tam mide de yani tadı alıyorsun. Ben öyle anladım. Biz genelde ağızda alınıyor diye biliyorduk. Ay biz niye yorum söyledik ki Özlem? Evet. Niye yattı ki bu? Çok küçük bir şey oldu bu. Biz doyar mıyız bununla? Hiç doymayız. Recaiz Adem Mahmut Ekrem çekiyor. Özlem. Lisede Özlem'le bir test hazırlamıştık 10 soruluk. Testin sorularından biri şöyle. Oyun bozan olup bir tane momayak olan kişinin sıfatı nedir? A. Zalim. B. Hain. C. Şerefsiz. D. İkiyüzlü. Bu arada yarım kumruğu yedik. Birer tane daha sonra ne diyeyim? Bir bana bir ona. Zoom geldi zoom. Bir tane şerefimizle yiyip şey yapacağız. Evet şerefimizle bir tane yiyip devam edecek. Şimdi 1,5 tane yemiş olacağız. Diş etine doyduysanız kapatıyoruz. Özlem'le bizim diş etlerimiz var. Evet inşallah kötü yorum gelmez Özlem ya öyle şeylere. Dış görünüşle ilgili. Ben saldım. Şimdi gelecek artık. Bak şuradaki damarım patlayacak gülmekten. Bedavadır ha. Ha biz burada yıkıldık ya bunlar niye bu şekilde? Evet biz gülmekten normal. Yıkılırken siz normal normal oturuyorsunuz öyle mi? Neden yani? Cevap da mı vermezsiniz? Ne kalkıyoruz biz artık yollara gidiyoruz yollara. Ayrılık vakti. Biz yola çıktık. Şimdi yazlıkçılık keyfine doğru gidiyoruz. Hazımın. Nereye gidiyoruz? Yazlığına gidiyoruz. Hazımların yazlığına Bodrum'a. 4 saatlik bir yolculuk başladı bile. Kolay gelsin Hazım Efendi. Teşekkür ederim Cansu. Yan koltukta sana bana destek olacağım ve inanılmaz evet, sohbet, enerji. Efendim müzik açmaların. Aynen DJ'lik. Işte, hepsi. Performans sergileyeceğim. Bu arada Cansu Denge ve Chiquita da orada. Gökhan Acar da orada. Chiquita demek istemezdim. Moby Dick de orada. Onlarla da yarın denize gidiyoruz. Böyle bir tatil ki yani bütün ülkeyi gezdik herkes diyebilirim. Var, herkes var. Rüzgar gülü, rüzgar gülü. Bodrum'a geldik. Yazıcılık 101. Bu sefer yanımda Haz var. Eşrev hallerinin üyeleri yok. Hazımların da yazlığı burada. Bodrumlu sayılır yani o da. Ama onlar biraz kalabalık olduğu için dedik bizim burası boş burada kalalım. Evet çok. Burada kaldık ama kahvaltıya falan şimdi Hazımlara gidiyoruz. Anneannesi, annesi, kardeşi, dayısı, eniştesi, babası herkes orada. Oraya kahvaltıya gidiyoruz. Bizden ekmek hamuru almamızı istediler. Pişi yapacağız. Ay manzarayı göstereyim özlemişsinizdir. Ya çok güzel ama. Arkadaşlar buraya böyle bir ev yapmışlar. Bizim üst katın manzarası bitmiş. Yani gerçekten sürpriz yumurta gibisiniz ha. Hadi gidelim. Bizden pişi beklerler. Annem. Oy annem. O beni öldürdü. Ağzıma yüzüne bakan yok. Hiç bana pas vermiyorsun kızı. Şimdi bana gelir. Şimdi bana gelir. Şimdi bana gelir. Arnavutların kahvaltısı. Hazımların ailesi Arnavut olduğu için bakın börekler, pişiler. Allah'ım. Neler neler yani. Nasıl bir kıvam. Evet, sitenin denizindeyiz ve Hazım kendini yiyor. Çok zor bunu yemek. Arkadaşlar Seren'i tanırsınız. Hazım'ın kardeşi. Her yaz mutlaka bir kere buraya geliyorum ben. Burası da Akyarlar, Bağla. Bodrum'un en güzel denizi buradadır. Net tartışmaya kapalı. Ay kızım. Büyük kavuşma. Chiquita'm. Ve Mubi. Ve Mubi. Korkulu. Kardeşim benim. Şimdi siz sarılıyorsunuz. Çıldırıyorsunuz. Ben de bunu çekiyorum. Burada Gökita Bey. Her zamanki tarzıyla
Resort. Resort. Ahım, sana geliyorum ya Rabbim. Arka pizzadayız arkadaşlar. Bir carbonara söyledik. İki tane de pizza. Bize de helal olsun. Bize helal olsun. Bakın burada Yalıkavak'ta sahilde böyle bir yer arkadaşlar. Merkezde de var. Merkezde de varmış. Yalıkavak'a da açılmış. Arkadaşlar, Cansu'lara geldik. Okey oynamaya. Ama bir taş eksik. 5 tane var. Çay demledik. Bunun için alışveriş yaptık. Canımız çok sıkkın. Cansu çekirdeğe bir ara verip bu çilemizi çözmek ister misin? Gökhan bütün evi arıyor. Bir tane kağıda şey yapsak olmaz mı? Yastak mavi 10 falan diye. O kimdeyse böyle mavi 10'a gidince böyle. Aynen. Mavi 10 sende. Bir tane taş. Ama bütün oyunu bitiriyor. Bizi kaçırdı. Lock. Kart oynayalım. Kart ne? Kartta ne oynayalım? Uno var mı? Pis yedili. Amerikan. Amerikan ben bilmiyorum. Evet çok kolay. Çok mu kolay? Ama biraz şey olmamız lazım. Konsantre olup targetten gerekiyor. Başka bir şey yapacağız. İsim, şehir, hayvan, bitki, eşya oynayalım. Yaki? Kart var mı kart? Neyse muhabbet edelim hadi. Şu kutunun içine şu ıstaka mı denir artık bilmiyorum. Onları sığdıramıyoruz. Çıkart ama onun içinden çıkardık. Mühendisler uğraşıyor. Evet, Cansu sen çıkardın. Evet ben çıkardım ve dördünü oradan çıkardım. Hazım. Yoksa birisi depodan falan mı geldi? Yani kesinlikle depodan geldi dememi tercih ederdin ama ne yazık ki hepsi onun içinden çıktı. O hırs yaptı şimdi. Sabaha kadar buradayız. Olmuyor abi. Allah Allah neden böyle oluyor? Hadi bir de sen dene Cansu. Matematik bak. Aranızdaki en sözel şey söyledim. Aramızdaki en mühendis de sendin ya. Şimdi niye beyazlıyor? Bu yüzden. Cansu o kamera beni çok turuncu gösteriyor ya. Çok turuncu mu gösteriyor? Çok turuncusun çünkü. Bakayım. Bayağı yanıyor Charmander. Alev bak. Arkadaşlar biz Bodrum'dayız. Günaydınlar. Bu bizim son günümüz. Dönüyoruz artık. Yoldayız. Road trip başlasın. Evet artık İstanbul'a dönme vakti. Komple. Kompil. Sakız çiğnemekten vlog çekemiyorum. Ben müzikten sorumlu Devlet Bakanıyım. Her türlü şarkıyı, repertuarımı komple bitireceğim belli ki. 10 saat yolumuz var. Modunuzu yüksek tutacak birkaç parça. Cansu Akın'ın playlistinde modunu yüksek tutacak bir şarkı olamaz. Evet. Hep bir ara düşecektir. Hadi aç da alıyorum lan. Umarım siz de dönmüyorsunuzdur. Çok canım sıkılır. Çünkü yollar kalabalık olursa Cansu biz nece olur halimiz, nece olur. Sinirlendirir bu olay. Evet, 18'e Mudanya'dan feribot rezervasyonumuz var. oradan İstanbul'a fıt diye geçivereceğiz. Lila'mız bizi bekler. Güzel bir tatil oldu. Dün hiç vlog çekmedim. Çünkü dün de ben de yaşamak istedim yani. Böyle yattım, güneşlendim, denize girdik. Neler yaptık? Dün anlat biraz. Dün denize girdik. 3'te i̇şte, başladık denize. Evet, biraz geç geldik. Öncesi sonrasında işte aşağıda kahvaltı, aile muhabbeti. Çilledik. Sonra kelimeler. Akşam geldik. Yani. Mangal yaptık. Akşam mangal vardı. Aile saadeti. Aile saadetiydi yani. Bunu ister misin? Hayır. Pislik. Böyle dediğine bakmayın. Kaç kere aldı ve çiğnedi oldu. Doğru mu? Al bakalım. Dualipa'yı biraz kapatırsam eğer yani bayılıyor bu kıza gerçekten bir fan. Söke'de durduk Starbucks'a. Gitmemiz lazım. 18'de feribot randevumuz var. O yüzden ona yetişmeye çalışıyoruz. 5 saat diyor ve 4.41 gösteriyor. Hani gerçekten tuvalet molası versek geç kalacağız gibi bir durum var. Bakalım Cansu ve Hazım kahramanlarımız feribota yetişebilecekler mi? Neyse kendine ice americano alıyor. Bana da kendi ikinci istediği kahve sipariş veriyor. İkisinden de içebilsin diye. Ne kadar güzel bir mantık. Ama ben diyorum ki Ice Americano'na biraz süt ekletsek yani ben de seninkinden içerim. Diyorum ki hayır hiç istemiyorum. Bu ayramda 5 kilo almışımdır. Selülerim diz kapağıma indi. Ağzımın da yanları çıktı. Ama o askere gideceği için sağlamış bir durumda. Ha bir de askere gidiyor bu arada. Vlogta göremezsiniz yani net göremezsiniz. Arada bir bazen görürseniz iyi. Gördünüz.
O yüzden böyle yiyor. Deli gibi yiyor. Askerde zayıflayacağını düşünüyor ama askerin yemeklerinin iyi olduğunu duydum. Cansu ve Hazım yol güncellemesi. Trafik felaket. Biz vapurumuzu kaçırdık bu arada. Net kaçıracağız yani. Saat şu an 4. 2 saat orada olma ihtimalimiz yoktu. Arayalım dedik. Bir İdo'yu dedik. Belki kaydırırlar. İdo dedik. Alo. Biz dedik kaçırıyoruz vapuru. Ne yapacağız? Onlar bize dediler ki %30 fark ödeyin. Ve bir sonraki sefere gidin. Benim amacım susurlukta durmak, tost yemek. Hazım diyor ki Uzan Et diye bir yer var diyor. Of diyor. Ben sana tostu evde yaparım. Hazım o tost da bu tost bir mi ya? Ya ben aynısını yapacağım sana söz. Düzdağ diye bir yer varmış tostçu. Meşhur, hiç yemedim. Benim bu tostu yemem lazım. Ben tostçular kralıyım. Murat Onan'ın küçük bir hayali tostçu açmaktı. Hadi ya. Evet. Ama şey dedi, dükkan tost makinesi şeklinde olacak dedi. Sonra makarnacıya karar verdi. Büyük ihtimal onda giriş spagetti gibi falan olur. Neredeyiz? Bursa'nın yakınında Uzan mangal diye bir yer. Servis uzay hızlı. Söyledik geldi. Böyle bir hızlı. Bir dakika sonra geldi. Arkadaşlar bir de böyle bir ekmek servis ediyorlar. Bayağı lezzetli olmuş, zeytinyağlı. Hemen geri kalanı geldi. Arkadaşlar bugüne kadar yediğim en iyi köfteyi burada yedim. En iyi köfte. Sucuk çok iyiydi. Ama köfte lütfen yiyin. Uzan Et. Bak uzan. Ay. Ay fenalık geçireceğim. Ne kadar hızlı yedik biliyor musunuz yani? 10 dakikada geldiler. 5 dakikada yedik. Gidiyoruz. Artık lütfen şu ferry'e yetişelim ya. Şu ferry. 1 saat var. Hesaplamalarımızı ve kontrollerimizi sağladığımız durumda yarım saat oradayız. Yetiştik. Yetiştik, yolu yaraladık bile. Yeni kapıya gidiyoruz direkt. Ya ne var bu kadar konuşacak? Hiç ne var? Hiç özlemedin be. Hiç özlemedin yine be. Hiç mi özlemez insan? Ben seninle görüşmek için gün sayıyorum. Ama sen vır vır vır. Mır mır mır. Neden? Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Tatilimizi yaptık. 12 saatlik süren bir yolculuğun sonrasında sonunda İstanbul'a geldik. Sonunda İstanbul'a geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay Lila. Vallahi böyle sevimsiz değil normalde. Gerçekten değil. Kaşları çattı kaşları. Sadece kucağıma aldım da sinirli. Yoksa var ya melek ya melek. Hadi görüşürüz. Bay bay. En salla. Bay bay anneciğim. Görüşürüz. Lilo. Bye bye Liloş. Çok aç bıraktık ya seni sanki. Allah'ım ya Rabbim ya. Yarın yokmuş gibi yiyor.